Merhaba sevgili gençler. 18. yüzyıl divan şairleriyle devam ediyoruz. Artık 18 ve 19. yüzyıl kaldı. 13. yüzyıldan beri divan şairlerini anlatmıştık. Umarım bu yüzyıla kadar izleyip faydasını görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. 18. yüzyıl divan şairlerimizde kimler var? Burada özellikle kırmızıyla yazdığım iki isme dikkat edeceğiz. Nedim, Şeyh Galip, Enderunlu Fazıl, Sümbülzade Vehbi ve Koca Ragıp Paşa var. şu üç isimde birer özellik ya da eser söyleyerek geçeceğim ama özellikle Nedim ve Şeyh Galip'e dikkat edin. ÖSYM Nedim ve Şeyh Galip'i sever. Hatta Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkını 2018 yılında sormuştur. Nedim'in de birçok özelliği vardır. ÖSYM'nin ÖSYM'nin dikkatini çekecektir. Şimdi Nedim'le başlıyoruz. Bu iki sanatçının 18. yüzyılda olduğunu da farklı şekillerde anlatarak aklınızda tutmaya çalışacağım. Haydi bismillah. İlk önce Nedib'in fazla böyle karşınıza çıkabilecek testlerde veya soru olarak da karşınıza çıkabilecek iki tane şiiriyle başlamak istiyorum. Malumdur benim Sühan'ım mahlas istemez. Fark eder onu şehrimizin nüktedanları. Şimdi bunu niye söylemiştir? Çünkü Nedimane denilen bir tarz vardır. Yani söyleyiş mükemmelliği, yerlilik arzusu Nedime Özgü olan bir nedimane tarzı vardır ve nedimane tarzını ve üslubunu bunu Nedim bu şiiriyle dile getirmiştir. Yani benim üslubum bellidir. O yüzden hani Nedim altına Nedim bile yazmaya gerek yok. Herkes bunu fark eder diye bu beytiyle anlatmaya çalışmıştır. Sevdiğim canım yolunda hake yeksan olduğum. Iyıttır çık nazile seyrana kurban olduğum. Ey benim aşkında bülbül gibi nalan olduğum, ııtır çık nazile seyrana kurban olduğum. Bu da Nedim'e ait ünlü bir şarkıdır. O şarkının ilk dörtlüğüdür. Hatırlarsanız şarkı nazım şeklini Şarkı nazım şeklinde ne vardı? İlk dörtlüğünde ikinci ve dördüncü mısraların nakaratlı olduğunu hatırlayacaksınız. Bazen çünkü e, bu dörtlüğü vererek, e, Nedim'in bu şarkısını vererek hangi nazım şeklidir diye soruyorlar. Ve genellikle ya Yahya Kemal'den ya Enderunlu Vasıf'tan ya da Nedim'den bir şarkı örneği seçiyorlar. Bu da dediğim gibi Nedim'in en ünlü şarkılarından bir tanesi. Şimdi Nedim için bir kurgu hazırladım. Nedim'i iyi öğrenmeniz için bir kurgu hazırladım. Ee, eğer bu kurgunuzu, kurgumu e, dersinize çalışırken veya işte şimdi videoyu izlerken e, zihninizde şekillendirebilirseniz, Nedim'in neredeyse bütün özelliklerini bu kurgu sayesinde aklınıza tutmuş olacaksınız. Şimdi başlıyorum kurguya. Haydi Bismillah. Şöyle yapalım. Artık biz 18. yüzyıldayız. Nedim de 18 yaşına gelmiş olur. 18 yaşı evlilik çağıdır biliyorsunuz. Deli çağlardır. Artık Nedim de evlenmek isteyecektir. Nedimesi ile evlenecektir. Bu Nedim'in 18 yaşına gelmesini Nedime kelimesinden aklınızda tutarak veya çalışarak aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi 18 yaşına geldi artık Nedime ile evlenecek şifresinde Nedim'in 18. yüzyıl şairi olması işinize yarayacaktır. Artık ben 18 yaşına geldim evlenmek istiyorum. Tamam bu birinci özelliğiniz. İkincisi, bunlar evlenecekler Nedime ile düğünleri nerede olsun? Düğünleri İstanbul'un bir mahallesinde olsun, bir mahalle düğünü olsun tamam. Bu şifreden de Nedim'in mahallileşme akımı vardır biliyorsunuz Necati Beyden itibaren biz mahalleşme akımını konuşmuştuk aslında. E, mahalleşme akımının en büyük temsilcisi olması aklımızda kalacak ve İstanbul'un bir mahallesinde derken de e, Nedim'in çok önemli bir İstanbul şairi olduğu aklımızda kalsın çünkü şiirlerinde Nedim İstanbul'un eğlence ve mesire yerlerine yer vermiş. ...İstanbul'un yerli yaşayın, yaşayışını anlatmıştır. Mahallileşme akımını tekrar hatırlatmak istiyorum. E, mahallileşme akımında da e, halk edebiyatına yakınlaşması... E, ...İstanbul hayatından sahneler sunması şiirlerinde... ...gerçek hayattan alınan e, unsurları kullanması... Günlük dilden gelen konuşma kalıplarına, işte atasözlerine, deyimlere yer vermesi mahalleleşme akımının en büyük özelliklerinden birisidir. Aman buna dikkat edin. Nedim'in de en önemli özelliklerinden birisidir. Neymiş demek ki şifremiz? Ee, 18 yaşına geldi, evleniyor. Düğünleri de İstanbul'un bir mahallesinde oldu. Mahalleleşme akımı. Bu da tamam, geçtim. Üçüncüsü peki düğünlerinde hangi şarkıyla dans edecekler? Bakın burada şarkının altını çizdim. Çünkü Nedim dediğimizde şarkı nazım şekli aklımıza gelir. E, neredeyse şarkı nazım şekli Nedim'e yapışmıştır. Hani e, mesela Gazel dediğimizde Baki aklımıza geldi. Tuyu dediğimizde Kadı Burhanettin aklımıza geldi. rubai dediğimizde Azmizade Haleti aklımıza geldi. E, Terkibi Bent dediğimizde Bağdatlı Ruhi aklımıza geldi. Tekrar ediyorum hani sizin de tekrar tekrar etmeniz açısından şarkı dediğimizde de Nedim aklımıza gelecek 19. yüzyılda da Enderunlu Vasıf aklımıza gelecek düğünlerinde hangi şarkıyla dans ediyorlar dediğimizde şarkı türünün en önemli ismi olduğunu bu şifre sayesinde aklımızda tutacağız bakın üç tane hatta dört tane özelliğini vermiş oldum 1 18. yüzyıl 2 Mahallileşme akımı 3 İstanbul Şairi olması 4 Şarkı türünün en önemli temsilcisi olması. Peki hangi şarkıyla dans edecekler diye sormuştuk biraz önce. Tabii ki lale devri çocuklarıyız bir zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Tabii ki Lale Devri şarkısıyla dans edecekler. Bu şarkıdan yola çıkarak Nedim'in hangi özelliğine ulaşıyoruz? Beşinci özelliğine Nedim dediğimizde Lale Devri'nin en önemli şairi olduğu aklımızda kalacaktır. Lale Devri'nin o... ...zek ve eğlence dönemini... ...hani biliyorsunuz Osmanlı tarihinden de... ...çok iyi yansıtan bir sanatçımızdır. Ve Lale ile ilgili şöyle de bir şey vardır... ...Nedim'in hayatıyla ilgili. Biliyorsunuz Lale Devri'ni sona erdiren... patronu Halil İsyanı var. Nedim'in de bu Patrona Halil isyanı sırasında... ...farklı şekillerde işte farklı rivayetler vardır. Öldüğü söylenir. Düğününde... Bir türküyle de oynarlar. Bakın hala düğün kurgusuna devam ediyorum. Bunu niye verdim gençler? Nedim mahallileşme akımının da etkisiyle özellikle hani dedik ya biraz önce halk edebiyatından da etkilenmiştir diye hece ölsüle yazılmış iki tane koşması vardır. Bu şiirlerinden biri Nedim'in türküsü olarak da bilinir. Yani şey diyeceksiniz hocam ne alaka şimdi divan edebiyatı şairleri aruz ölçüsünü kullanır genellikle diye. Bazen şairler mahallileşme akımının etkisiyle hece ölçüsünde kullanıyorlar. Ee, Nedim de bunlardan birisidir. Aman buna da dikkat edelim. Düğününde e, lale devri şarkısıyla dans ettiler. E, türküyle de oynadılar dediğimizde aklımızda kalacaktır. Peki geldik balayına. Balayına nereye gidecek bunlar bu arkadaşlar? Tabii ki Sadabağ'da gidecekler. Sadabatı niye kullandım burada? Çünkü Nedim'in şiirlerinde sadabat kelimesi çok geçer. Yani e, o dönemde lale devrinde sadabat gezintileri, işte çırağın e, sefaları gibi e, ifadeler e, çok fazla kullanılıyor şiirlerde. E, ve e, o dönemin de aynı zamanda e, gezi yerleridir. Nedim de gazel ve şarkılarında özellikle sadabat kelimesini çok kullanır. Bakın bir safa bahşedelim gel şu dilini aşağıda. Gidelim servirevanım Servi Revanım yürü Sadabad'a. İşte üç çifte kayık iskelede amade. Gidelim Servi Revanım yürü Sadabad'a. Şuralardan da anlayacaksınız bu da Nedim'in diğer ünlü bir şarkısıdır. Bunu niye özellikle vurguladım tekrar ediyorum. Bazen böyle şiiri veriyorlar. Yukarıdaki şiir biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında işte nazım şekli dikkate alındığında hangi sanatçıya ait olabilir? Ben Sadabada gördüm, şarkı olduğunda anladım 2 ve 4'ten hemen Nedim cevabını yapıştırıyorum. Ve son olarak hatırlarsanız ben bunu Baki'de de vurgulamıştım. Nedim'in mesnevisi yoktur. İşte sevgilisiyle gezip tozmaktan biliyorsunuz mesnevi uzun bir nazım şekli. Mesnevi yazmaya vakti olmamıştır diye Nedim'i sonlandırıyoruz tabii ki divanı var. İşte bu şarkılarını, gazellerini divanında toplamıştır. Gelelim bu yüzyılın en büyük şairlerinden birisi Şeh Galip. Galip Galip'te şimdi nedimde beşeri aşk vardı. Şuhane gazelleriyle ünlüydü. Şeh Galip'te de ilahi aşk vardır. Bakın aynı yüzyılda birbirine zıt İki tane insanı düşünün. Şeyh Galip Mevlevi'ye bağlı olan bir sanatçı. Hatta Mevlevi şehliğine kadar da yükselmiş ve Galip Dede olarak anılmıştır. Galata Mevlevi Hanesi'nde Mevlevi şehliği yapmıştır. Şu anda mezarı da türbesi de oradadır gençler. Ee, o yüzden onun hayatında bu Mevlevilik önemli bir anahtar kelime. Zaten kırmızıyla yazdım sizin için. Ve siz de bilirsiniz ki çoğu kaynakta geçer. Divan Edebiyatı'nın son büyük şairi e, sayılır. Onun hayatında sevgi hindi akımı çok önemli. Hatırlarsanız Naili ve Neşati'de ben sevgi hindi'den bahsetmiştim. Ee, sevgi hindi akımı ne demek? Ee, i̇şte şiirlerde sembollerin, çözülmesi zor ifadelerin, yeni mazmunların kullanılması demek. Biraz sembolizm akımını da hatırlatır aslında. İşte Nedim. Pardon Nedim diyorum Şeyh Galip 18. yüzyılda Sevgi Hindi akımının en önemli temsilcilerinden birisi olacak bizim için. Aman yine buna dikkat ediyoruz. Divan Edebiyatı'ndaki akımlarla ilgili işte Mahallileşme, Türkiye Basit, Sevgi Hindi bunlarla ilgili soru geldiğinde mutlaka Mahallileşme'de Nedim'i, Necati Bey'i, Enderunlu Vasıf'ı soracaklardır. Sevgi Hindi'de Naili, Neşati, Şeyh Galip isimlerini Soracaklardır. Şiirlerinde ilahi aşk vardır. Zaten Mevlevi e, şeyhi olduğuna göre bir zahmet ilahi aşk olsun. E, ve hece ölçüsüyle koşma biçiminde bir tane de Türk yazmıştır. Aa demek ki 18. yüzyılda böyle bir şey olmuş ya. E, bir gelenek oluşmuş. Hani Nedim yazmış. Hadi ben de yazayım gibi. Böyle düşünün tamam mı? E, evet bunlar birbirlerine biraz zıplar. Birisi şeyh birisi ee, hani gidelim server gezelim tozalım elelelim kafasında falan ama e, her ikisinin de ortak bir noktası var. E, her ikisi de hece ölçüsüyle koşma biçiminde bir türkü yazmışlar. Bakın buna da dikkat edelim. 18. yüzyılda e, böyle bir gelenek varmış demek ki. Ve onun 2018 AYT'de de karşımıza çıkan Hüsnü Aşk isimli eserine geldi sıra. Hüsnü Aşk'ın alegorik bir mesnevi olduğunu unutmayın. Yani divan edebiyatında biliyorsunuz. Biz harnameden beri diyoruz ki alegoriktir, alegoriktir, e, mantık-ı yine aynı şekilde alegoriktir. E, yani sembollerin kullanıldığı e, bir eser anlamına geliyor. Nabi'nin hayrabadını beğenmediği için çok kısa bir sürede yazmıştır gençler bu Mesnevi'yi. E, bir edebiyat meclisinde dostları Nabi'nin hayrabadını okuyup buna nazire yazmak mümkün değildir dercesine e, Nabi'nin hayrabadını... Böyle abartılı bir şekilde övüyorlar, met ediyorlar. Ve Şeyh Galip de bunu bir meydan okuma olarak kabul ediyor. Ve Hüsnü Aşk'ı yazmaya karar verip 6 ayda eserini tamamlıyor. Mevzu nedir? Tasavvufi aşk işlenir. Eserde bütün kahramanlar aslında birer sembolden ibaret. Hüsn, Allah'ı. Güzel demektir ya Allah'ın güzel isimlerinden aklınızda kalsın. Aşk, Allah sevgisine ulaşmak isteyen dervişi. Mektebi edep. Dergahı biliyorsunuz tasavvufta dergahlar vardır. Mollayıcının dervişi, gayret adı üstünde çabayı, ismet dürüstlüğü, kalp kalesi gönlü temsil eder. Aşk yani mürit bütün engelleri aşarak hüsne yani Allah'a ulaşmış olur. Allah sevgisine ulaşmış olur. Ee, tamamen işte nefis terbiyesinin de aynı zamanda işlendiği sembolik bir mesnevidir. Dikkat edin hüsnü aşk. Ve son olarak Şeyh Galip'in Esrar Dede Mersiyesi de ünlüdür. Mersiyeleri bir hatırlayarak buraya geleyim tekrar. 16. yüzyılda Baki'nin Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi vardı. Kanuni Mersiyesi vardı. Onun ölüm üzerine yazmıştı. Yine 16. yüzyılda Taşlıcalı Yahya'nın Şehzade Mustafa Mersiyesi vardı. Ve 18. yüzyılda Şeyh Galib'in Esrar Dede Mersiyesi ölmüş. İki önemli sanatçımızı geride bıraktık. Bundan sonra işimiz kolaylaştı. Sümbülzade Vehbi dediğimizde Oğlu Lütfullah'a öğüt vermek için yazdığı Lütfiye isimli bir eseri var. Bu bize neyi hatırlattı? Nabi'nin oğluna öğüt vermek için yazmış olduğu Hayriye'yi hatırlattı. Böyle hatırlayarak da gittiğimizde geçmiş bilgilerimizi de kontrol etmiş oluyoruz aynı zamanda. Ee, onun e, Farsça Türkçe sözlüğü olan Tuhve-i Vehbi. Bakın zaten aklınızda kalması kolay olur. Ve Arapça Türkçe e, maz, e, manzum bir sözlüğü olan Nuhbe-i Vehbi'si vardır. Ve Koca Ragıp Paşa'ya geldik. Koca Ragıp Paşa, onun da şiirleri didaktiktir. Ben şöyle diyorum hani Koca Ragıp Paşa, koca Ragıp Paşa. Tabii ki didaktik olacak, tabii ki öğretici olacak. Böyle söylediğinizde onun bu özelliği aklınızda kalıyor. Ve onun ünlü bir Mısrahi Bercestesi vardır. E, Şecahit arz ederken Merdi Kıpti'yi zırkatin söyler. Yani bu ne anlama geliyor? Çingen erkeği yiğitliğini anlatırken hırsızlığını söyler anlamında ünlü de bir. Mısra-i vardır. Eser olarak da Aruz Risalesini gördüm. Şöyle hemen yazıyorum. Aruz Risalesi diye bir eseri mevcuttur. Ama dediğim gibi onun didaktik olduğunu unutmayalım. Mısra-i de unutmayalım. 18. yüzyıl sanatçılarımız bu şekilde. Umarım aklınızda kalıcı olmuştur. Nedime ve özellikle Şeh Galip'e dikkat etmeyi unutmayın. 19. yüzyılda görüşmek üzere.